Merhaba sevgili öğrenciler. Bugün sizlerle ilginizi çekeceğinden çok emin olduğum bir meslek üzerine konuşacağız. Belki edebiyat bölümünde okuyan birçok öğrencimizin hayallerini süslemiştir ileride yayıncı olmak. Çünkü gerçekten ortaya çıkarılan ürünlerle o kadar çok insana ulaşıyor ve o kadar çok insanın yoluna ışık tutuyor ki yayıncılar birçok insan Birçok genç bu konuda kendisini geliştirme arzusu içinde. Bu konuda size çok önemli bilgiler verebilecek çok değerli bir yayıncı dostum Melike Günyüz şu anda stüdyoda ve kendisiyle bu konuları biraz konuşacağız. Hoş geldiniz sevgili Melike Günyüz. Hoş bulduk efendim. Çok teşekkür ederim davetiniz için. Biz teşekkür ediyoruz. Melike hanım yayıncılık bir meslek midir? Önce oradan başlayalım. Tabii ki meslektir. Yayıncılık finans kısmı, pazarlama, marketing, üretim, uluslararası pazarlama gibi çok yönlü uğraş alanları olan çok yönlü bir meslek. Tek başına düşünülmemeli yani detayları var. Peki bir meslek olarak bir gencimiz, bir öğrencimiz bu işe girmek isterse nereden başlamalı? Şimdi yayıncılık dediğim gibi öncelikle sermaye gerektiriyor. Şimdi genellikle bizim ülkemizde özellikle de idealist idealizm sahibi olan gençler bir fikri ortaya koymak, bir eseri yayınlamak ve bunu satmanın çok kolay bir şey olduğunu düşünüyorlar. Ben meslek hayatım boyunca 30 yıl boyunca böyle idealist fikirlerle yola çıkan ama daha sonra da ne yazık ki çok hüsrana uğrayan birçok gençle ve birçok öğretmen arkadaşla ve başka meslekten birçok insanla tanıştım. Ama yayıncılık diğer yani bir fabrika işletmesi kurmak gibi bir iştir. Sadece burada sizin ürettiğiniz şey fikir yani bir fikri görünür kılar ve o fikrin ...neticesinde e, ürün olarak bir kitap ortaya çıkartırsınız. Sonra da bu kitabı pazarlarsınız. Yani ortaya çıkardığınız şey bir emtiyadır, bir maldır. Her ne kadar biz ona çok e, ulviye anlamlar yüksek, yüklesek de... ...o emtiyanın satılabilmesi gerekir. O emtiyanın depoda beklememesi gerekir. Mal olarak depoda beklememesi gerekir. Sizin için içinde yazan fikirler ne kadar kıymetli ve değerli olursa olsun... ...eğer o emtia, o mal, o kitap depoda bekliyorsa... E, bunun kağıt maliyeti, üretim maliyeti, stok maliyeti, işletme maliyeti her geçen gün sizin hanenize zarar olarak yazar. Dolayısıyla da bunu bir iş bir meslek olarak finans hesabını yaparak her türlü işletme giderlerini hesap ederek bu işe başlamak gerekiyor. Dolayısıyla benim gençlere bu anlamdaki teklifim önerim öncelikle bir yayın evinde çalışmaya başlamaktır. Yani yayıncı olmak istiyorsanız bir yayın evinde, bir e, dergide, süreli yayınlar yapan bir dergide, elektronik yayıncılık yapan, e, elektronik kitap, elektronik dergi üreten bir işletmede yayına başlamak aslında yayıncılığın başlangıç noktasıdır. Fakat şunu söylemek istiyorum aslında bugün hepimiz birer yayıncıyız. Nasıl mı diyeceksiniz? Şöyle sosyal medyalarımızda, kendi kişisel medyalarımızda kendi fikirlerimizi, görüşlerimizi, fotoğraflarımızı, ürettiğimiz eserleri kamuya paylaşıyoruz. Öyle değil mi? Evet. Ve yazdığımız mesela bir sosyal medya hesabımızda yazdığımız cümle yanlış anlaşılabiliyorsa, eee tepki alıyorsa, birilerini incitiyorsa, bir mesela ıkçılık, ayrımcılık dili içeriyorsa hemen ne oluyor? Tepkiler geliyor ve dönüyoruz yazdığımız metni düzeltiyoruz. Yani edisyon yapıyoruz. Yani hepimiz birer aslında kendi sosyal medya hesaplarımızın da editörüyüz aynı zamanda. Sonra ne yapıyoruz? Paylaştığımız o yazımızın yanına çok güzel görseller koyuyoruz, fotoğraflar koyuyoruz. Yani bir sanat, bir sanat ilave ediyoruz. Yani bir çocuk kitabı Resmi gibi düşünün bunu. Sonra daha da ileri gidiyoruz. Bazen o resmin üzerine değişik fontlarda, değişik karakterlerde yazılar ilave ediyoruz. O fotoğrafları kesiyoruz. Ben mesela görüyorum Instagram'da çok güzel farklı fotoğraflardan kolaj yapılıyor. Şimdi bu da bir tasarım aslında. Yani yayıncılığın bir başka alanı olan tasarım. Bunu yapıyoruz ve sonra bunu... Sunuyoruz yani müşterilerimize sunuyoruz. Müşterilerimiz kim? Takipçilerimiz. Dolayısıyla aslında bence bugün artık dünyada herkes birer yayıncı. Kendi sosyal medya hesaplarından yayıncılık yapılıyor. Ama profesyonel anlamda yayıncılıktan söz edeceksek, evet dediğim gibi işin üretiminden son tüketiciye ulaşan kısmına kadar bir bant ...üretim bandıdır yayıncılık ve her şeyiyle en baştan hesap edilerek yola çıkılması gereken bir meslek. Bize bambaşka bir kapı açtınız, bambaşka bir perspektiften bakmamızı sağladınız. Gerçekten çok önemli detayları olan bir meslek ama hepimiz meğer birer stajyer yayıncıymışız hayatımızda. Aynen. Bu stajyerliği profesyonelliğe çevirmek için de mutlaka dediğiniz gibi bir yayın evinde, bir dergide veya benzeri bir kurumda çalışarak işe başlamak gerektiğini söylüyorsunuz. Peki dünyada yayıncılık şu anda hangi düzeyde? Nereye doğru gidiyor? Aslında çok ilginç bir şey söyleyeceğim. Son 3 aydır biliyorsunuz korona nedeniyle özellikle son 1 ayda bütün üretim mekanizmaları ülkede yavaşladı. Yayın evleri şu anda birçok yayın evi özellikle işin editoryal kısmını evlere taşıdı. Pazarlama kısımlarını küçülttü. Fakat inanılmaz bir şekilde bandrol verilerine göre son 2 yılın, son 3 yılın en yüksek seviyede bandrol ve ISBN rakamları karşımıza çıkıyor. Çok evet bu bu da çok ilginç bir şey. Yani bir yandan üretimi geriye doğru çekiyorsunuz ama bir taraftan da üretmeye çok hızlıca üretmeye devam ediyorsunuz. İşte yayıncılığın etki alanı ile ilgili çok önemli bir şeyle karşılaşıyoruz burada. Aslında yayıncılık bir bir sonraki neslin nasıl düşünmesi, nasıl hissetmesi, hangi kelimelerle neyi düşünmesi gerektiğinin kararına varan ve bunu topluma yayan bir meslek dalı. Bu bakımdan da çok önemli. Kültürel olarak çok önemli. Ee, ideolojik olarak çok önemli, zihinsel olarak çok önemli bir meslek çünkü siz bir kişinin fikrini alıyorsunuz, o fikri işliyorsunuz ve sonra onu kamuyla paylaşıyorsunuz ve o kitabı okuyan gençler. Oradan bir kavram öğreniyor. O konuyla ilgili bir farkındalık kazanıyorlar ve bu onların zihinsel süreçlerinde yapılandırılarak bir eyleme, bir yeni bir fikre dönüşüyor. Dolayısıyla da bu anlamda da aslında çok riskli ve çok önemli de bir meslek yayıncılık. Yani genellikle bizim ülkemizde yayıncılık şöyle algılanıyor. Birisi bir kitap yazıyor. işte yayıncı dediğimiz kimse de matbaası var. Alıyor bunu matbaasında basıyor ve sonra da satıyor. Hayır, yayıncılık böyle bir meslek asla değil. Siz e, gelen dosyanın e, ne anlattığına bakıyorsunuz, hmm. gelecek nesillere e, ne, fik, ne, ne söylediğine bakıyorsunuz. Yani ben mesela çocuk kitabı yayıncısı olarak şu sorumluluğa sahibim. Önümüzdeki 5 yıl veya henüz doğmamış çocuklar için bugün bir kitap yayınlıyorum ve o çocuklar henüz doğmadılar. Hmm. E, mesela seneye doğacaklar üçüncü yaşlarına, dördüncü yaşlarına geldiğinde benim bugün yayınladığım kitapla kavram dünyalarını oluşturacaklar. O kadar riskli bir meslek ki bu. O kadar önemli bir meslek ki çünkü ben ürettiğim, benim ürettiğim her bir kitap bir sene sonra piyasada kalmayabilir. Ama o kütüphanelere girecek, okul kitaplıklarına girecek ve en az beş yıl sistemde hala devam edecek. Dolayısıyla da bu anlamda son derece riskli bir meslek dalı ve çok değerli bir meslek dalı. E, bu arada bu konunun şöyle e, ilerlemeye başladığını düşünebilir miyiz? Artık dünya dijital çağa doğru gidiyor. Son olarak dijital yayıncılığın gelecekte bütün hayatımızı kapsayacağını söylememiz mümkün müdür? E, bu tabii ki mümkün. Tabii ki mümkün. Yani şurada şunun ayırdına varmamız gerekiyor. Sanki dijital yayıncılık e, normal yayıncılığın önünde bir engelmiş gibi algılanıyor. Halbuki hiç öyle değil. Dijital yayıncılık da yapsanız sadece matbaayı... Kağıdı ve mürekkebi kullanmak yerine e, kodları kullanıyorsunuz. Aradaki tek fark bu. Yani depo maliyetiniz yok. Dep bulutta depoluyorsunuz. Okuyucunun tercihi açısından baktığınızda farklılık e, olduğunu söyleyenler var. Şimdi şöyle 10 yıl önce Türkiye'de e, çok ciddi elektronik yayıncılığa geçişle ilgili altyapı çalışmaları yapıldı. Fakat bir müşteri oluşmadı. Ee, ve bugün dahi az önce söyledim son 3 yılın en yüksek baskı rakamlarına ulaştık. 10 yıl önce 20 yıl önce biz e, normal yayıncılığın kitap basılı kitabın daha doğrusu ortadan kalkacağını düşünüyorduk. Fakat artık öyle olmadığını gördük. Basılı kitap devam ediyor. Sanırım devam etmeye de yani devam, devam edecek. edecek gibi görünüyor. <laughs> Peki çok teşekkür ediyorum verdiğiniz bu güzel bilgiler için. Katıldığınız için de çok mutlu olduk. Sağ olun sevgili Melike Günyüz. Ben çok teşekkür ederim. İyi yayınlar. Sevgili gençler, eğer bir gün yayıncı olma niyetiniz varsa, gerçekten öğrenmeniz gereken çok detay var. Biz bir parça ışık tutmaya çalıştık. Tekrar görüşünceye kadar hoşçakalın.